gerçek anlamda telefon bir bomba gibi patlayabilir ve bu fiziksel anlamda elde patladığı durumda özellikle ciddi anlamda fiziksel yaralanmalara ve travmalara da yol açabilir. Güneş sadece sizi değil, cep telefonlarınızı da çarpabilir, bomba gibi patlayabilir. Genellikle toplu taşımadayken oyun oynamayı çok severim. Mobil olarak ya hızlı vakit geçirmenizi sağlıyor. Ama yaz sıcaklarında artık böyle telefonu sadece 45 dakika, 30 dakika kullandığımda bile çok yüksek dereceler görmeye başladım. Bazen telefon zaten kendi otomatik uyarıp telefonu kapatmamı istiyor benden. Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşyalar güneş ışığıyla uzun süre direkt temas ettiğinde işlemci ve bataryaları aşırı derecede ısınıyor. Bir arkadaşımın sahte şarj aletinden şarj aleti patladı gece yatakta bıraktığı için. Güneş altında çok fazla bırakmamak lazım. Araba içinde unutulacak bir telefon gerçek anlamda risk oluşturabilir. Ya da işte biraz önce dediğim gibi bir güneşte doğrudan teması bir telefonun ekranın açık kalması, ekran parlaklığının açık kalması veya güneş altında çok uzun süreler oyun oynamak veya çok uzun süreler video kaydı yapmak telefonun ciddi anlamda ısınmasına sebep olabilir. Cep telefonlarının özellikle araba, balkon, şezlong gibi direkt güneş alan yerlerde unutulması tehlikeye davetiye çıkarıyor. Ya güneş çok beklediği zaman ya da arabanın içinde havasız bir ortamda beklediği zaman telefonların en büyük sıkıntısı bu zaten ısınma ve sıcaklık yapıyor. Orijinal olmayan aparatlar ve uzun süre oyun oynamak da telefonların aşırı ısınmasının bir başka sebebi. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi telefon şarjdayken oyun oynamak. Zira oyunlar genelde yüksek kaliteli oluyor ve aynı zamanda şarj olmasıyla birlikte telefon ciddi şekilde ısınıyor, ısınıyor, ısınıyor ve 70 dereceyi geçtikten sonra da artık bomba gibi patlama noktasına geliyor. Peki cep telefonları nasıl korunmalı? Telefonu kapatıp biraz bir kenarda bir gölgede sakin bırakmak, hatta günümüzde su geçirmez telefonlar var. Onları böyle bir suya batırıp çıkarmak gerçekten serinlemesi anlamında çok iyi gelecektir ki ben şahsi telefonda bunu yapıyorum. Aşırı ısındığı noktalarda bir çeşmenin altına tutuyorum su geçirmezliğinden faydalanarak.